Karanlık kulislerin gizemli prensesi Halide Enver'in geleceğin tarihini anlatan yazılarını Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin web sitesi www.asyabalsam.com'da bulabilirsiniz. Küreselleşme karşıtı yazılarıyla bildiğimiz Halide Enver, şimdi de Afrika'nın yoksul ülkesi Nijer'de olan bitenleri kaleme aldı. Halide Enver, Afrika'da mini dünya savaşı kopabileceğini yazarken şu uyarılarda bulundu. Ekonomik kriz nedeniyle o kadar içimize kapandık ve dış politikayı o kadar çok iç siyasetin dinamikleriyle algılar olduk ki dünyada neler olup bittiği ile hiç ilgilenmiyoruz. Onun içindir ki Nijer'deki askeri darbe önce Afrika'yı yakacak, sonra da tüm dünyaya yansımalar olacak diye yazdığımızda kulak kabartan pek olmayacak. Yahu benim derdim kendime yetmiş, bana ne Nijer'den Mijer'den diyen okuyucuların sesleri ta buraya kadar geliyor. Geçiniz efendim. Afganistan'da darbe olunca da, Pakistan'da ekonomik ve siyasi kriz patlayınca da bize dokunmaz modundaydık. Suriyeliler, Iraklılar yetmezmiş gibi her köşe başında bir Afgan, bir Paki memlekete doluştu. Dua edin de Nijer krizi savaşa yol açmadan çözülsün. Aksi halde burada mini bir dünya savaşı koparsa yandı gülüm keten elva. Bir yanda çıkarları bozulan Fransa ve Batı kampının desteklediği ECOWAS ülkeleri, öte yandan Rusya ve biraz da Çin'in perde arkasından karıştırdığı güçler. Önce bilmeyenler için ECOWAS nedir onu söyleyelim. 1975'te Nijerya'da kurulan ve 15 Batı Afrika ülkesinin kurduğu bir teşkilatın adı. Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğunun baş harflerinden oluşuyor. Bu işin ardında yine Ukrayna Savaşı ve Amerika-Rusya arasındaki bilek güreşi var. Avrupa'nın Rus doğal gazı ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmanın peşindeki Amerikalılar, Nijerya'dan Akdeniz kıyılarına hatlar çekmek için kolları sıvadı. Petrol ve doğal gaz deposu olan Nijerya'dan çekilecek hatlar, Cezayir ve Fas üzerinden önce Akdeniz'e, oradan da Batı ülkelerine ulaştırılacak. Ne var ki, açın bakın haritayı, bu planı Nijer olmadan uygulamak mümkün değil. Bu işin ardında yine Ukrayna Savaşı ve Amerika-Rusya arasındaki bilek güreşi var. Avrupa'nın Rus doğal gazı ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmanın peşindeki Amerikalılar, Nijerya'dan Akdeniz kıyılarına hatlar çekmek için kolları sıvadı. Petrol ve doğal gaz deposu olan Nijerya'dan çekilecek hatlar, Cezayir ve Fas üzerinden önce Akdeniz'e, oradan da Batı ülkelerine ulaştırılacak. Ne var ki, açın bakın haritayı, bu planı Nijer olmadan uygulamak mümkün değil. Rusya, Batılıların Afrika'daki hesaplarını bozmak için önce tahıl anlaşmasını askıya aldı. Böylece fakir ve açlıkla mücadele eden kara kıta sakinlerine kartların kimde olduğunu göstermiş oldu. Böylelikle Batı'nın istediklerini yaparsanız bunun bedelini size ödetirim demiş oldu. Bununla da yetinmedi, Nijer'de askeri darbe yaptırarak Batı'nın elini kolunu bağladı. Bu duruma Batı elbette rıza göstermeyecektir. Cezayir ve Nijerya başta olmak üzere bölge ülkeleri üzerinden Nijer'deki darbecilere askeri müdahale tehdidi yaptılar bile. Nijer'in askeri gücü tek başına böyle bir müdahaleye cevap vermeye yetmez. Rusya ve onun uzantısı Wagner birliklerinin ne kadar destek verebileceği ayrı bir muamma. Libya'da Sirte kıyılarında üsleri bulunan Wagner'in Nijer'den başka Çad, Etiyopya, Mali gibi ülkelerde eli kolu uzamış durumda. Ruslar bölgesel bir savaş çıkması halinde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini mutlaka hesaplamışlardır. Büyük bir ihtimalle terör örgütleri etnik kavgalar ve darbe yapmaya hevesli generaller üzerinden bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam edecekler. Bir yandan da gıda krizi yaratarak Afrika'da açlık meselesini tırmandıracaklardır. Bu yolla bölgedeki batı kontrolünü sağlayamasalar da büyük bir ihtimalle yeni göç dalgalarını tetikleyecekler ve İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın Afrikalı göçmenlerle başlarını daha çok belaya sokacaklardır.
Peki bunun Türkiye'ye yansıması ne olur derseniz? Afrika ülkelerinin vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyor. Bizim de geleni geri gönderme alışkanlığımız yok ve artık bunu dünyadaki herkes biliyor. Naçizane tavsiyem o ki, Türkiye Afrika cenahından gelecek göçmen sayısındaki artışa karşı tedbirlerini alsın. Pakistanlı, Afgan, Suriyeli, Iraklı derken bir de Somali'den, Nijer'den, Libya'dan, Mali'den, Çat'tan göçmen işgaline uğramayalım. Yoksa muhacir ensar güzellemelerinden sonra bir de Bilal-i Habeşi öyküleri dinlemeye başlarız.